Evet, piyasalarda son durum ne? Karşımızda hem ekonomist hem de altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş var. İslam Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz önce açılmayla beraber piyasalardaki hareketlenme nedir? Buradan bir başlayalım. Ondan sonra haftanın siyasi konularına göre ekonomide nasıl etki bulacak, bunları konuşacağız. Evet, yani Covid-19 sürecinde dünyada kısıtlamalar kalkıyor. İşte kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte dünya genelinde para trafiğindeki akış biraz daha hızlandığını gözlemliyoruz. Ve bu ekonomik veriler açısından da özellikle ülkelerin büyüme rakamlarında yukarı yönlü revize edildiğini gözlemliyoruz. Beklentiler psikolojik anlamda iyimser. Yani dünyadaki bütün ülke merkez bankalarının raporlarına baktığımız zaman hem büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini hem de iyimserlikte biraz daha ivme kazandığını gözlemlediğimizi belirtmek isterim. Tabii ekonomilerde yaşanan bu tahribat kolay kolay geçecek değil. Çünkü beraberinde dünya ülkelerinde de enflasyonla alakalı ciddi bir süreç başladı. Çünkü piyasalardaki bu kadar bol likidite, para bolluğu beraberinde hiperenflasyonu destekleyen faktörler arasında kısıtlamalar kalkıyor, insanlar sosyal hayatına yavaş yavaş geri dönüyor ve ekonomiler bir nebze rahat nefes alıyor ama biraz daha geniş çerçeveden baktığımız zaman bu 1,5 yıllık ekonomik tahribat önceden bütün dünya ülkeleri tarafından genelde çok ciddi bir büyük kriz olarak nitelendirilmeye devam ediyor. Tabii ekonomilerdeki, yönetimlerdeki ve sistemdeki değişiklikler de dikkat çekici. Özellikle merkez bankaları artık ekonomik krizlere karşı kendi varlıklarını biraz daha artırmak, ekonomik krizlere karşı, şoklara da karşı biraz daha ivme kazanmak için çeşitli toplantılar ve yapıyorlar ve kararlar da alıyorlar. Genelde varlıklarını artırma statüsünü uyguluyorlar. Bu süreçte Amerika'daki enflasyon endişesi de küresel piyasaları ciddi anlamda rahatsız ediyor. Özellikle Perşembe günü açıklanan Amerika'daki enflasyon verisi %4.7 civarında beklenirken %5 geldi. Bu 2008 krizinden sonraki en büyük kayıp olarak tarihe not olarak düşürdü. Şimdi piyasalarda Eylül ayına kadar şu süreç takip edilecek. Amerika'daki bu enflasyon endişesi geçici mi kalıcı mı? Buradaki iyimserlik devam etmesine rağmen şu andaki Amerika'daki kuraklık, özellikle kuraklığın getirmiş olduğu gıda enflasyonuyla birlikte üretimde de ciddi bir azalma var. Tüketimde de ciddi bir artış var. Kısıtlamalar kalkıyor. Dolayısıyla bu gıda enflasyonunun yaşatmış olduğu ekonomilerdeki tahribat bence diğer ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkileyecek. Daha iki haber önce sizin de az önce paylaştığınız haberde hayvancılık sektörüyle alakalı zamlar ama tüketicinin de kazanmadığı, üreticinin de kazanmadığı bir süreçten geçiyoruz. Ama buradaki problem halen çözülmedi. Çünkü biz dünya genelinde ülkelerde ciddi bir anlamda kuraklığın getirmiş olduğu gıda enflasyonunu şu anda daha hissetmedik. Ama kalemlere baktığımız zaman, marketlerdeki zamlara baktığımız zaman düzenli olarak yılda 2 kez, 3 kez %20-%25 civarında zamlar gelmeye devam ediyor. Ama problem şu, üretici, çiftçi burada kazanamazken, tüketici burada zamlı tarifeden almaya devam ederken buradaki problem dünyada nasıl çözülecek? Buradaki belirsizlikler halen devam ettiği için bizde de yani Türkiye ekonomisinde de muhtemelen gıda enflasyonunun getirmiş olduğu zorlu bir süreç görecektir. Yine siz haberlerde sık sık şunu haberini yapıyorsunuz. İşte kuraklığın ve sıcaklığın getirmiş olduğu etkiyle birlikte çoğu göllerin, çoğu barajların, çoğu derelerin kuruduğuyla alakalı bir süreçten de geçtiğimizi ben anımsatmak isterim. Yani toparlayacak olursak, tamam Covid-19 süreci bitiyor, aşılamalı hızlı, sosyal hayat normale dönüyor ama bu kuraklığın getirmiş olduğu, enflasyonun getirmiş olduğu hiperenflasyon ne olacak ülke ekonomilerinde? Şimdi yılın kalan yarısından sonra ve önümüzdeki yıl dünyada en fazla enflasyon ve hiperenflasyon konuşulacak. Bu da ister istemez hane halkının tekrar zorlu bir sürece girdiğini de bize göstermiş olacak Figen Hanım. Peki şimdi 14 Haziran'da Biden-Erdoğan görüşmesi var. Bunun akabinde de 16 Haziran'da Putin-Biden görüşmesi var. Putin-Biden görüşmesinin Türkiye'ye yansıması olur mu? Biden-Erdoğan görüşmesi piyasaları nasıl etkiler? Şimdi dış diplomaside şu kural her zaman geçerlidir. Ülkeler ya da temsilciler
görüşme öncesinde mesajlarını kamuoyuyla paylaşır veya dünyayla paylaşır. Ondan sonra bu sorunlar da yüz yüze geldiği zaman çözülür. Mesela Putin doların bir silah olarak kullanıldığını ve kendi para birimlerini Çin yuanı ile altınla falan takas yaptığını açıkladı. Yani dolardan aslında rahatsız. Ve dolayısıyla da bu Putin'le Biden arasındaki görüşmede önemli bir etken olacak. Doların bir silah mı, bir para birimi olarak tekrar normal bir şekilde kullanmaya devam edecek mi? Konumuz bu. Yani ekonomi. Türkiye ile yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden'ın görüşmesinin en büyük özelliği şu olacak. S-400 füzeleriyle ve jeopolitik riskler PKK'ya, terör örgütüne verilen destekle jeopolitik anlamda görüş ayrılıkları var. Türkiye'nin gündeminde bu olacak ama kameralar önünde yine gerginlik olmaz. Siyasi liderler bunları bu şekilde değerlendirmiyorlar. Görüşme sonrasında açıklamalar bizim için önemli olacaktır. Ama benim tahmin ve öngörüm her ne kadar iki taraf iyi geçeceğini düşünse de veya biraz yeni yol haritası belirleneceği ile alakalı açıklamalar gelse de ben Amerika'nın tavrının Türkiye'ye karşı yine aynı olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Senato'dan yine 552 milyon dolarlık bir ek ödenekle PKK terör örgütüne destek veren ve bunu resmi olarak destekleyen bir Amerika var karşımızda. Bundan rahatsız olan, terör örgütlerine desteğiyle kırmızı çizgisi olan bir Türkiye'yi de maalesef görüş ayrılığı ben devam eder diye tahmin ediyorum. Ama ticari hacime baktığınız zaman, ticari görüşmelere baktığınız zaman da Türkiye ile Amerika'nın aslında çok da konuşulacak ticareti yok. İşin açıkçası bu. Avrupa ile daha çok ticaret yapan bir ülkeyiz. Ve dış diplomasi tarafında hangi açıklamalar gelecek ve bu açıklamalar TL üzerindeki pozitif seyrin etkileme oranına bakacağız. Ve önümüzdeki hafta bu süreç başlamış olacak. Ama benim tahmin ve öngörüm maalesef üzülerek yine belirtmekte fayda var. Amerika PKK terör örgütüne desteğini geri çekmeyebilir. Bu süreci tekrar hızlandırmaya devam edebilir diye tahmin ediyorum. Bu da Türkiye'nin Amerika ilişkilerinde tekrar moralleri bozan bir gelişme olacağını düşünüyorum. Evet, peki şimdi Haziran ayının ortasına geldik ama Haziran'ı nasıl tamamlarız ve yatırımcılar Haziran sonuna kadar ne yapmalı, ne öneriyorsunuz? Figen Hanım, yılın yarısına kadar geldik. Tabii ki bu yılın yarısı da diğer yıl gibi bayağı zahmetli, bayağı stresli, ekonomik açıdan da belirsizliğin yoğun olduğu bir yıl. Ve bir 6 ayı geride bırakıyoruz. Bu süreçte en çok yine son aylarda dolar konuşuldu. Ama tabii ki dolar da son 6 aydır diğer enstrümanlar ve yatırım araçları gibi kazandırmadı. Şimdi yılın yarısında yine en çok dikkat çeken unsur kripto para piyasasında yaşanan çöküşlerdi. Burada da ciddi anlamda zarar eden Türkiye'deki yerli yatırımcılar var. Burada yine zarar etmiş bir şekilde bir umutla tekrar yükselmesini bekliyorlar. Kripto para piyasasında dünyada, Amerika'da, Çin'de ve diğer ülkelerde yine yasal uyarılar gelmeye devam ediyor. Dikkat çekiciydi ve emtia fiyatlarında yaşanan yükselişler de dikkat çekiciydi. Geçen hafta yine 538 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın son bir yıldır yatırımcısı bekliyordu bu seviyeleri. İşte yüksekten maliyet alanlar burada da dikkat çekiciydi. Ama gene de baktığımız zaman dünya ekonomileri ciddi anlamda zorlu bir süreci geride bıraktı. Şimdi yılın kalan yarısına bakıyoruz. Şimdi yatırımcılar farklı yatırım araçlarında şimdi bir reform, zihniyet reformu yapması gerekiyor. Nasıl? Mesela yatırım yaptığınız araçlarda düşecek mi, yükselecek mi sorularından ziyade ben artık COVID-19 sürecinde yaşanan bu dalgalanmalar, belirsizlikler benim yatırım araçlarında ne gibi zarar uğrattı, ne gibi kâra uğrattı ve bundan sonra neler satın almalıyım? Şimdi yatırımcısı şuna bakmalı. Bu 1,5 yıllık COVID-19 sürecinde en çok değer kazanan ve yatırımcısına en çok dikkat çektiren unsurlar, yatırım araçları nelerdir mesela? Borsa. Çok ciddi anlamda küresel piyasalarda bir borsa balonu gördük. Artık normalleşme ile birlikte bu borsalardaki durum ne olacak? Acaba ben nasıl bir pozisyon almalıyım? Bu bir. İkincisi, yine insanlara varlıklarını kazandırmak için kripto para piyasasına soktular. Burada ciddi bir getiri verdiler. Soru şu, COVID-19 süreci bitiyor. Artık kripto paraların geleceği ne olacak? Artık ben ciddi anlamda risk altında mıyım? Bu sorunun cevabını verecek. Üç, dolar endeksi COVID-19 sürecinde bu 1,5 yıllık süreç içerisinde 107 bandından 88 bandına kadar değer kaybetti. Yani son 3 yıldır dolar ciddi anlamda değer kaybetti. Ama
kısıtlamalar bitiyor, hayat dönüyor. Artık dolar endeksi tekrar 107 bandına yükselecek mi? Dolar tekrar eski gücünü alacak mı? Bendeki cevabı evet. Bundan sonraki süreçlerde doların hızını, doların değer artışlarını ve dolar endeksinde yaşanan yükselişleri ben konuşacağımızı tahmin ediyorum. 3. Altın ve gümüş gibi değerli metallerde hızlı bir yükseliş gördük. Mesela COVID-19 sürecinde 1450 dolar seviyesinden 2075 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın şu anda 1877-1900 dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. Kısıtlamalar bittikten sonra, dolar endeksi yükselmeye başladıktan sonra altın ve gümüş gibi değerli madenlerden uzak durmalı mıyım? Burada soru işareti var. Neden? Çünkü altının ve gümüşün ons fiyatıyla altının ve gümüş gramın ayrı ayrı vatandaşların değerlendirmesi gerekiyor. Ons ayrı bir değerdir ama gram ayrı bir değerdir. İçeride dolar kuru yükselmeye devam ettikçe altının gram fiyatı ve gümüşün gram fiyatı değer artışlarını artırabilir, yani sürdürebilir. Ancak bu ons için geçerli değil. O yüzden yatırımcısı yine şu taktiği uygularsa bence isabetli bir karar verebilir. Elimde bulunan altın ve gümüşü dolara dönersem, yani ons satın alırsam bence daha karlı. Çünkü gram tarafında satış yapıp korku ve panikle satış yapan yatırımcısı yine zarar edebilir. Çünkü dolar güçlenmeye devam edebilir. İkincisi de bu süreçte hangi seviyeden ben pozisyon almalıyım? Mesela teknik olarak öngördüğümüz altının ons fiyatında 1960 dolar seviyesi bu seviyenin, ya bu düşüş trendinin başlayacağı seviye olabilir. Gümüşün ons fiyatında 30 ve 35 dolar aralığı gümüşün aşağı yönlü ons tarafında devam ettireceği bir süreç olabilir. Ama bunlar gram için geçerli değil. Dolayısıyla buradaki emtialarla dolar satın alan tekrar ons kredildiği zaman elindeki dolarla altın ve gümüşün yerine koyan yatırımcısı iyi bir karar verebilir diye düşünüyorum. Peki şimdi bu dönemde özel bankaların durumu nasıl Sayın Memiş? Yani özel bankalar aslında hani çok iyi mi yoksa kötüye mi gidiyorlar? Ayrıca bir kriz kapıda denilecek bir durumda mıyız Türkiye ekonomisi olarak? Şu anda gelen raporlar ve açıklamalar, bankacılık karlarına baktığımız zaman da problem yok Türkiye bankacılık sektörlerinde. Ama az önce de ifade ettiğim gibi şimdi bu krizlere, şoklara karşı bankaların rezervlerinin güçlenmesi önemli. Ve şimdi COVID-19 sürecini gördük ama yarın sabah nasıl bir ekonomiye, nasıl bir dünyaya uyanacağız, dünyada nasıl bir gelişme yaşanabilir, bunun tedbiri ve önlemleri alındı mı, sermaye artırımı yapıldı mı veya hangi sermayelerle ne kadar artırım yapıldı noktasındaki sorularda belirsizliğini koruyor. O yüzden bence bankacılık sisteminde tabii ki devletin direkt yakından takip ettiği, BDDK'nın takip ettiği bir süreçteyiz. Ama ekonomik olarak şu anda bankalarda bir problem görülmüyor. Ama şu anlamada gelmez bu. Kırılganlıklara ve risklere baktığımız zaman uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının raporlarında önümüzdeki yıllarda bütün dünya bankalarında bence sıkıntılı bir süreç yaşanabilir. Bunu da not etmekte fayda var. Peki Türkiye'de bir kriz beklentisi var mı? Siz kriz bekliyor musunuz yakın zamanda, ekonomik kriz? Yani ekonomik kriz derken bunu çok çeşitlendirmek gerekiyor. Neye göre kriz? Mesela ekonomik kriz dediğimiz zaman doların yükselmesi bir ekonomik krizse, evet, dolar dışsal etkenlerden dolayı bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında değer artışlarını sürdürecek. Ama son 1,5 yıllık sürece baktığımız zaman Türkiye hem jeopolitik anlamda ciddi bir uğraş veriyor. Yani operasyonlarına hiç hız vermeden devam ediyor, yatırımlarına devam ediyor. COVID-19'la alakalı mücadelesine devam ediyor. Zaten dünya ekonomilerinde ciddi bir durgunluk vardı. İster istemez Türkiye'de bundan olumsuz yönde etkilendi. Zaten 1,5 yıldır biz Türkiye olarak ekonomik anlamda normal bir süreç zaten geçirmiyoruz. Ama gelişmekte olan ülke piyasalarına kıyasla Türkiye'de biraz daha zorlu süreç geçecek mi ki dolara bağlı, dışa bağımlı bir ülkeyiz. Evet, 2022 yılı bu yıla nazaran biraz daha zahmetli, yorucu geçebilir. Özellikle Eylül ayından sonra bu süreç biraz daha dolar tarafındaki değer artışlarıyla birlikte bizi yorabilir. Peki şimdi tabii hem siyasi gündemde hem de ekonomi gündeminde konuşulan bir başka konu Peker videoları. Peker videolarının piyasaya bir yansıması oldu mu Sayın Memiş?
Yani ben bu tarafta ekonomik verileri takip ettiğimiz için ekonomik veriler tablosunda şu anda bu konuyla alakalı bir şeyler geçmiyor. Yani her ülkenin kendine göre siyasi, ideolojik ya da farklı problemleri olabilir ya da gündemler olabilir. Ama dünya ekonomik verileri farklı okuyor ekonomileri. Yani kişi üzerinden ya da problemler üzerinden okumuyor. O yüzden ben şu anda Türkiye'nin gündemin olduğundan bir konu olduğunu şahsen düşünmüyorum. Evet, pekala. Sayın İslam Memiş, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, ekonomist, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gündemi değerlendirdi. Piyasalardaki son durumu anlattı bize. Yatırımcının ne yapması gerektiğiyle ilgili bilgilendirme yaptı.